Su hastaneden büyük yani. Alt kapıda var bunun yani. Planın içine bakacak. Bunun aşağıda bir makineleri var. Hayret edersin. Şaşar kalırsın. Biz o zaman gelelim buraya. Abi inşaatken nasıl gelir? Geliriz, hiçbir şey olmaz. Biz burada otururuz. Mesela 5 Temmuz'da buraya bitirecek mi? Fakat işte bir hafta sarka bir malzemenin gelmesinin içinden dolayı. Bu su babacası yerlerde işte herhalde. Yarın buradan betonu da yapıyoruz. Dışından biz... Tabii şey konularına yine hassas olur. Kanallarında. İnşallah bulunduğumuz spor salonu zaten %95 oranında fiziki olarak tamamlanmış durumda. Bu yılın içerisinde Ağustos ayının sonu gibi tamamen burada hem Zonguldak spor severlerinin hem de bu bölgede yaşayan insanların hizmetine açılmış olacak. 1996 yılında yerli kararı tabii bakanlığımız o zaman spor genel müdürlüğü tarafından alınmış. Şimdi o zamanki devletimizdeki ödenek sistemleri sadece yerlerin ismi konuluyor. Onlara bir iz bedelli veya o günkü bütçe oranında yatırımlara para konuyordu. Tabii yeterli ödenek 96'da programa girmesine rağmen yeterli ödenek 2010'larda gerçekleşmiş. 2010 yılı içerisinde devletimiz tabii bu 2886 gibi yerlilerde artık yapmıyor. Yani yıllara sargı yerliden vazgeçti devletimiz. Çünkü devletimiz şu anda güçlü hareket ediyor. İşte 2010 yılı içerisinde kuvvetli ödenekler konularak yapılması başlanmış ve şu andaki hale 4 yıl içerisinde gelmiş. Tabi bu süreç içerisinde bir takım bazı duvar taraflarında değişik yerlerinde bazı olumsuz sonuçlar oluşmuş. Onlarla ilgili iyileştirmelerle beraber bugünkü hale geldi. Ama burada da bu salona ihtiyacımız var. İnşallah en kısa sürede açılacak. Yıllara sarık ilk ihalesi yapıldığı için biraz süreç uzun sürmüş ama devletimiz güçlü. 2011 yılından sonra güçlü ödeneklerle burayı bu hale getirdi. Fiziki tamamlandı. Müsabakalar sırasında rahatsızlanan veya doping kontrolü, uluslararası müsabakalarda doping kontrolü gerektiği durumlarda ilgili görevliler, doktorlar, hemşehriler bu alanda görev yapacaklar. Spor alanları var altlarında. Bunlarda soyunma odaları var. Bu alanda da yine spor severlere hizmet verecek. Dolapları şey dolap oluyor, tek dolap, mobilya dolap. Adam gelecek, oturacak, ayakkabılarını şeyini koyacak. Burası da soyunma odalarından bir tanesi. Burada böyle 4 tane büyük soyunma odası var. Şu tarafı türbinlerle çevrili. Nizami, Luskar arası bütün ölçülere, handball dahil olmak üzere bütün ölçülere uygun olarak yapılmış bir salonumuz. Yeni sistemler şeyde var.
olmasın. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. En kısa zamanda bizi bekliyoruz. İnşallah. İnşallah havalar da iyi.